ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu arama çalışmaları 5. gününde. Kayıp çocuklara hala ulaşılamadı. Arama çalışmalarına ilişkin son bilgileri almak üzere Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem'e döneceğiz şimdi. Telefon attığımızda Sayın Erdem, arama çalışmalarında bugün son durum nedir? Sizden öğrenelim. İyi yayınlar. Teşekkürler, buyurun. Şu anda söylemiş olduğunuz gibi arama çalışmaları 5. gün içerisine girdi. Şu ana kadar maalesef bir sonuç alamadık. Aramalarımızı biz her ihtimali göz önüne alarak devam ettiriyoruz. Yoğunlaştığımız noktalar var. Bunlardan bir tanesi Kerkit Çayı. Kerkit Çayı'nda boğulma ihtimaline karşı çocukların bu zamana kadar biz zaten aramaları yapmıştık. 30 kilometrelik bir alan var orada takribi olarak. Yani çocukların gidebileceği son nokta 30. kilometrede. Oraya kadar biz arama yaptık, detaylı arama da yaptık. Dün itibariyle jandarma arama kurtarma timi geldi Ankara'dan. Uzman dalgıçlar, onlarla beraber HES alanı var, gölet alanı. Hani çocukların ulaşabileceğini düşündüğümüz nokta. Orada dalış yaptık, orada da bir sonuç yok. Bugün tekrar Kerkit Çayı'nın yüzeyini tarayacağız. Diğer taraftan komando ve özel harekat timleri, jandarmanın 110 kişilik bir grup var. Onlar arazide yine tarama yapıyorlar. Daha diğer taraftan da şehir içindeki aramalarımız devam ediyor. Tabii bu söylemiş olduğum faaliyetler birçok kez yapıldı. Biz aramaları birçok kez yaptık. Bazı noktaları 10 kezden fazla aradık. Yani bu çalışmalar sürekli devam ediyor. Şu anda da Ankara'dan helikopter saat 2 gibi ilçemize gelecek. Planlamamız böyle, helikopter yola çıktı. Yukarıdan da helikopterle bir arama gerçekleştireceğiz. Tabii 5 farklı ilden ekipler ilçemize intikal etti olayın gerçekleşmesinden itibaren. Tokat, Sivas, Ordu, Samsun, Ankara'dan. Arama ekiplerinin içerisinde UMKE, AFAD, Emniyet, Jandarma, komandolar, özel harekat birlikleri, dalgıç polisler, balık adamlar, sivil toplum kuruluşlarının özel arama dernekleri, iş sürücü köpekler faaliyet gösterdiler. Ama söylemiş olduğum gibi bu anlamda her türlü imkan kullanıldı. Şu dakikaya kadar bir sonuç alamadık. Sonuç almayı ümit ediyoruz. Tokat Valimiz Cevdet Can konuyu bizzat takip ediyor. Zaman zaman arama faaliyetlerini bizzat kendisi koordine ediyor. İnşallah bir sonuç alırız diye istiyoruz. Hem gerek Reşadiye'deki ailesi, gerekse de Türkiye'de insanlar bu konuya çok hassas yaklaştılar. Onlara bir umutlu, müjdeli bir haber veririz diye düşünüyorum. Sayın Erdem, biz de aynı dileklerde bulunuyoruz. Teşekkür ediyoruz yayına katılıp bilgi verdiğiniz için efendim. Sağ olun.